Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hususunda olup oraya dersimizin nöbette gitsin. İki ders mabaynada farzantlarını siz bilen biz için ne ekenlikle hakkında suhbet kıldık. Müslüman kişi farzantlarını Allah-u Teala'nın merhamet edip kabul kıladı. Sınavda kabul kıladı. İbtilada kabul kıladı. Çünkü Allah-u Teala etti el-mâlu vel-banûne zînetul hayâti dünya. Mal-ı dünya ve farzantlar dünya hayatının zîneti. Elbette sizlerinin mal-ı dünyalarınız ve farzantlarınız fitne dedi Allah-u Teala. Müslüman adam farzant görürken unga qanday muomala qilishlik kerakligi, qanday tarbiya berishlik kerakligini Qur'on va hadisda Alloh taolo siz bilan bizga ma'lum qildi. Mana bugun 3-chi darsimiz farzandlarga qilinadigan muomalalarning ichida aytdik, musulmon kishi hech qachon o'g'il bilan qizni ajratmaydi o'rtasini. Ikkalasiga bir xil rahim shafqat, bir xil xayr ihson qiladi. Ota-ona farzandlarga farzandlarini ibodatga o'rgatishligi kerak bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Muru avladakum bis-solati lis-sab'a. Muru avladakum bis-solati lis-sab'in va dribuhum alayha li-ashr va farriqu baynahum fil-madaji'." Farzandlaringizni dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam, ular 7 yoshga yetganida namozga buyuring. 10 yoshga yetganda esa agar namozga yiqilmasalar, yengil uringlar va yotoqda joylarini alohida qilinglar. 7 ga kirgan bolaga namoz buyurilishi aytilinyapti. 10 ga kirganda ham o'qimasa, yengil bir urishligi aytilinyapti. Vaholanki 10 ga kirgan bola ham, 7 ga kirgan bola ham hali balog'atga yetgani yo'q. Unga hali shariat biror bir taklifni yelkasiga yuklagani yo'q. Nima uchun bunday qilinadi? To balog'atga yetgunga qadar namoz degan ibodatga ko'nikkan va bo'yin ekkan bo'lsin. Ular yoshligidan mana shu namozga, ibodatga odatlantirishlik kerakki, bir safar o'qib, bir safar o'qimasa bo'laveradi. Bugun 2 mahal namoz o'qidi, ertaga 3 mahal o'qidi, indinikini o'qimadi. Yosh bolaga bo'laveradi. Chunki hali boyaga aytganimizdek, yelkasiga shariat taklifni qo'ygani yo'q. O'g'il bola bo'ladigan bo'lsa, juma namoziga o'zi bilan bir yetalab olib keling. Ko'rsin, odatlansin. Hat rag'batlantiring. Qaytib ketayotganda qo'liga biror bir hadiya olib bering. Bir narsa olib yesinmi, bir narsa olib kiysinmi, xullas shu borganiga quvonsin. Toki keyingi juma namozini kutsin. Keyingi safar agar men bormayman desa, bo'laveradi, chunki hali kichkina. Qiz bolalar ham mana shu kichkinalik davridan bir ro'mol o'rashga odatlansin. Bir safar uzunroq kiysin, bir safar kaltaroq kiysin. Mayli, qiz bola bo'laveradi unga. Toki odatlangunicha. Bo'rinda edi ayrim opalarimizga aytadiganimiz, hali 4-ga 5-ga kirib kelmagan qizlarini shu bir o'rab chunkab qo'yadi, yaxshi bu. Lekin bunga hali majbur qilib olmaydi ularni. Sekin-sekinlik bilan odatlansin, lekin ularni yosh bolaligini, yoshini kichkinaligini ham inobatga olishlik kerak bo'ladi. Keyingi aytadiganimiz, ota-ona farzandlariga ota-onasini hurmat qilishlikni o'rgatishligi kerak. Masalan, ota aytish kerak. Bolam, dunyoga kelishingizga mana onangiz sabab. Sizni qiynalib, qondida 9 oy ko'targan, qiynalib tuqqan, sizni emizgan, sizni ovqatingizni qiladi, kiringizni yuvadi, xizmatingizni qiladi, og'rib qolsangiz ustingizda turadi. Onani hurmat qilishlik kerak deb ota aytish kerak. Aksincha emas. Men senlarga tof kelsam, men senlarga ana qilsam deb turib o'zini ko'rsatayotgan fazlini o'zi gapirmaydi. Chunki aytdik, musulmon ota farzandlariga qilayotgan sarf ihsonini huzur bilan sarflaydi. Chunki Alloh yo'lida infoq qilingan ihson, qulni ozod qilish uchun berilgan ihson, yana bir qandaydir bir ihsonlarning ichidagi eng afzal ihsoni kishini o'zini oilasiga qilgan ihson. Eng afzal dinor mana shu dinor. Endi ona nima deyish kerak? Bolam, ota sizni vujudingiz sababi, sizni har qanday muammoingizni ko'chada hal qilib beradigan odam, ko'chadan topib turib olib keladi, kiyim olib beryapti,
az vakitte abkeli yaptı, ağırsız dağır abkeledi, ateyize hürmet kılayım. Yani bunu tezkeresi bu saçı. Ona hem özünü kıyken hizmetini yapıp, atasını bir, hürmetini bir pulkısa, onu da kendine buladı. Demek, atadır, anadır, farzantlarına, ata anasını hürmet kılışlıkla, talim verişlik gerek. Yani ayrı atalar var. Seni anayın özü, adamlarına uğraşıp, anakalakamaz. De ota ona yomonlab tursa. Ota ketgandan keyin bu ona jonivor bolalarga seni oting odamlarda otasi yo'qsa mana qamas deb gapirib tursa. Eri xotin bir-birini hurmat qilmayotganligini ko'rib katta bo'lgan o'g'il kim bo'ladi? Kuyovni hurmat qilmayotgan onasini ko'rib katta bo'lgan qiz kim bo'ladi? Demek bir-biriga hurmat qilishni eri xotin bir-birini hurmat qilsin va farzandlar mana shu narsani ko'rib katta bo'lsin toki ota-onani izzat-ikrom qilsin. Keyingi aytadiganimiz ota-ona farzandlarga bu ham bir muhim masala siylay rahmni ta'lim berish kerak. Siylay rahm nima edi? Qarindosh urug'larning holidan xabar olishlik. Qarindosh urug'chiligini uzmaslik. Bu agar qarindoshlar bilan muomalani qoyim qilishlik kichkinaroq mavzu bo'lganida, arzimagan mavzu bo'lganida bu haqida Alloh azza va jalla Qur'onda oyat nozil qilmagan bo'lardi. Mana shu haqida yo biror-bir mavzu haqida Qur'onda oyat nozil qildimi, demak bu kichkina mavzu emas. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, har yil o'tgan sari birin-ketin yil o'tishligi bilan odamlarda bir-biriga qarindosh urug'chilik degan muomalalar ozayib ketayotganligi, uzilib ketayotganligini guvoh bo'lamiz. Amakisini, tog'asini, bolalarini tanimaydi kerak bo'lsa hozirgi odamlar. Alloh taolo aytadi. Fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Muhammad surasi. Alloh aytadi. Agar iymondan yuz o'girsangizlar, yaqinki sizlar yerda buzg'unchilik qilursizlar va qarindosh urug'laringiz bilan aloqalaringizni uzursizlar. Qarang, iymondan yuz o'girishlikni bitta alomati qarindosh urug'dan aloqani uzishlik ekan. Iymondan yuz o'girishlikni yana bitta alomati yer yuzida buzg'unchilik qilishlik ekan. Bu iymondan yuz o'girishlik alomati deb aytiladi. Unday kimsalarni esa Alloh la'natlagandir. Alloh saqlasin birodarlar. Qarindosh urug'ini arzimagan 3-4 chaqir uchun, 1-2 soti yerig uchun, yo qandaydir arzimagan dunyo matohi uchun arazlashib, bir-biri bilan aloqani uzayotgan odamlar ehtiyot bo'lsin. Bular ulkan gunohni qoyim qilishyapti. Qattiq gunohkor bo'lyapti bular. Endi mana shunda ishni qilayotganligini ko'rdi farzand. Otasi yoki onasi qarindoshlari bilan aloqasini uzdi. Nimani o'rganadi endi botinida? Ayrimlar qarindoshlariga bo'lgan muhabbatni ularning qalbiga joylashdi o'rniga bir paytlar tog'ing bizga manaqa kerak bo'lganida borib so'rganimizni bemagan. Seni amaki bir davrlar menday bo'lganda menday qilgan deydi-da shu bolalarni o'zini qarindoshlariga nisbatan bo'ladigan muhabbatidan yo'q qoladigan ishlarni eslatadi. Kimda bo'lmaydi? Kimda bo'lmaydi? Bo'ladi aka-ukachilik, tirik jon borki bir-biri bilan bir xapalashib qoladi. Mana shu narsalarni eslatadi-da bu farzandlarga qarindoshlarga nisbatan kerak bo'lsa nafrat tuyg'usini uyg'otadi. Endi kela xabar oladigan bo'lib qoldi bular. Anaqa bo'lib qolganimizdan keyin, manaqa bo'lib qolganimizdan keyin. Tanish manzara. Mabodo akaz bilan ukoz bilan bir kelishmovchilik bo'lsa, ham insonchilik. Farzandga aytish kerakki, sen aralashma. U meni jigarim. U meni akam. Suv hech qachon qon o'rnini bajara olmaydi shuni. U meni jigarim. Biz o'zimiz kelishib olamiz, sen borib xolidan xabar olaver, ammaymidi, tog'aymidi, xolaymidi, xolidan xabar ol. Aralashma, biz o'zimiz kelishib olamiz deyishlik kerak edi. Ayrim odamlar bor dedi. Borchi, nima deyishar ekan dedi. Kelgandan keyin, ya'ni o'zi jo'natyapti jossizlikka. Va ana shu ko'tarib kelgan gapiga xaridor. Endi mana shu narsaga odatlangan o'g'ildir, qizdir, namimaga chaqimchilikka odatlanadi. Kim o'rgatdi buni?
Mana şu çakımçılık örgengen, örgengen, gaptaşlık örgengen kızlar turmuşga bergenden keyin ham ana şu eşiği de yaptı, kötara op gel uğradı, ona haradan eş de uğradı, akıbatta turmuşlar buzulup geçişe sebep oldu yaptı. Kim örgattı kızlar ya buna? Kim örgattı farzandlar ya buna sana? Ata ona. Burada olup, ata yine farzandıge fakat yakşiliği de ova göre. Doğru mu? En kette yakşiliği mi o zaman? İman mı? En kette yakşiliği de mi? Allah'a kulçiliği mi? En kette yakşiliği de mi? Allah'ın didarını görüş mü? Allah'ın cemalini görüş mü? Yani eğer karındaş uruhçiliği de üzüştü örgütteyken bulsa siz yakşı nasıl örgütmeyiniz? Demek mabada kelişme uçiliği bulsa hem farzantlar eşitmesin ayağınız bile muhakeme kılıyken ligiyse. Farzantlar ki örgüt çıkarıya bugün işlerinin keyingisi koşunlarını hürmet kılıştık. Eğer siz özünüz koşunlarla bir ağlayacağınız güzel muamelada bulsayız farzant öz özünden örgütledi bunu. Ve aksinçe bulsa hemen koşunlarına nispeten apazisyada bulsayız hemen aybını bilasız, hemen kemçilgini bilasız, hemen tarihini bilasız ve yüzde bana şu malumat bulan, bolizmden bölüşesiz. Bu özü manakaydı bu, yakında manakı kaldı bu. Bu özü manakaydı bu, manakı kaldı. Siz konu koşunurlar ki yaman muamalara kılıyken gizli, farzan gördü mü? Elbette atası da anasını örgene dedi. Hop. Konu koşunurlar muamala kılıçlıydı. Bu hem küçükine mesele mi? Garip kareyle konu koşunu bırakılan muamele kımıydı, cemiyatı onu mu başkaça? İşi yok bırakılan. Ağrıydı mı, köremi kaladım işte örken, onun muamması. Allah aytadı Kur'an'da. Estaizu billah, Nisa surası da, vel cari zil kurba, vel cari cunubi, ve sahibi bil cembe. Karındaş koşuna, biyegana koşuna gel. Yoningizdagi hamrohingizga yaxshilik qiling. Alloh Qur'onda bitta oyatda aytayapti bizga. Yaqin qo'shni, uzoq qo'shni. Bu oyatni tafsir qilib, uzoq qo'shni deganda kofir qo'shni ham aytishadi, aytiladi deylar. Yaqin qo'shni musulmon qo'shni. Qo'shnimi? Kim bo'lishdan qat'i nazar musulmon odam unga yaxshi muomalada qilishlik yelkasidagi farz. Xolasam muomala qilaman, xolamasam yo'q deya olmaydi. Agar musulmon bo'lsa. Yana qaytarib aytamiz. Qo'ni qo'shni bilan muomala qilishlik muhim masala. Aks holda oyat nozil bo'larmidi? Bu so'zimizga hujjat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning keyingi hadislar. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu." Qani iymonda sharti. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa dedi payg'ambarimiz katta hadis. Foydali gapni gapirsa bo'lmasa jim tursin. Kim Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisiga aziyat bermasin. Qo'shniga aziyat berishlik nima? Qo'shningizga yoqmaydigan ishni qildingiz, demak unga aziyat berdingiz. Kun tushmaydigan qilib yusob qo'ydingizmi? Paynoqni bekitib qo'ydingizmi? Yo qandaydir balotroq qilib biror bir narsani shovqin qilib qo'ydingizmi? Yana qaytarib aytamiz. Qo'shniga yaxshi muomala qilishlik musulmonning yelkasidagi farzi, iymonining sharti. Allohga iymon keltirding, qiyomatga iymon keltirdingmi? Qo'shningga azor bermagin. Kattami kichikmi? Qo'shnini izzat-ikrom qilishni farzandlar siz bilan bizdan o'rgansin. Keyingi masalamiz, keyingi nuqtamiz. Farzandlarga namozni ta'lim berishlik. Yuqorida ibodatga o'rgatish dedik. Bu roza, sadaqa, boshqa ibodatlar bo'lsa va aynan namozga o'rgatishlik ham ota-onaning ishi. Chunki muhim mavzu bu, sababi musulmon odam umrini oxirigacha 5 mahal namozni qoyim qilishligi kerak. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal aqibatu lit-taqwa. Ahli ummatingizni namoz o'qishga buyuring va o'zingiz ham chidamli bo'ling. Biz sizdan rizq so'ramaymiz, bilaks o'zimiz sizga rizq beramiz. Oqibat jannat ahli taqvonikidir. Ya'ni oilangizni namozga buyurib, vastabir alayha. Bitta sabr qiling demayapti. Uzoq sabr qiling, ko'p sabr qiling. Amin. 3 marta aytib qo'yganman, yelkamdan
sakit bo'lgan, xolasin, o'qsin, xolamasin. Yo'q, bu gap noto'g'ri. Bu gap noto'g'ri. Alloh taolo namozga buyur oilangni, ahlingni. Va nima qil? Bir sabr emas, uzoq sabr qil deydi. Yuqorida aytib o'tdik hadis sharifni. Farzandlaringiz 7 yoshga yetganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar, joylarini yotoqda alohida qilinglar dedi. Demek namozga buyurishlik kimning vazifasi ekan? Otaning vazifasi. Masalan, ota uyga qaytib keldilar, kelib so'rasin. Kim bugün peşinde okudu vaqtida? İkitadir, üçtadir balasın, men okudum, mana sizga mükafat. Ha, siz nimaga okumadınız? Ha, nimaga okumadınız? Ota agar kelib turib shu narsani nazorat qilib, kontrol qilib, so'rab turadigan bo'lsa, bolalar ozgina mas'uliyatsiz qiladi. Ko'chadan kel, bor, 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 shu ozgina dam olib, charchab kel, bor. Namozini so'rashmas, undan ko'rishni ham xolamaydi odamlar. Hozirgi zamonda shunaqa bo'lib qolgan. Meni tinch qo'y, qo'y, bor. Nima qilsang qilaver, men. Akalar, Alloh taolo siz bilan bizga erkaklarga oilangizni namozga buyurib, sabr qil deyapti. Bu bizning ixtiyorimizdagi narsa emas. Yelkamizdagi vojib bo'lgan narsa. Asta-sekinlik bilan namozga odatlansin. Ha? Ko'chadan qaytib kelib, ota ketayotganida ishda aylaganida so'raydi. Agar tuchoq qo'ydingmi? Qo'yiga qarab qo'ydingmi? Mashinani yuvib qo'ydingmi? Qarang, o'zini ishi bo'lsa, tayinlab ketgan bo'lsa, kelib turib so'raydi. Ammo Robbisi buyurgan yelkasiga farz qilib qo'ygan namozni o'qidingmi deb nima qilmaydi? So'ramaydi. Yuraveradi bu bola. Bolada u. Bolada u. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kafa bil mar'i ithman." Ya'ni qarang hadisda. Bir kishiga o'zi rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, ya'ni o'zi nazorat qilish kerak bo'lgan kishilarni beparvo tashab qo'yganligi yetarli gunoh. Ehtimol 5 mahal namozni masjidda o'qiyotgandirsiz. Ehtimol tinimsiz zikrda yurgandirsiz. Ehtimol ko'zingizni, tilingizni tiyib yurgandirsiz. Ammo agar oilangizni ibodatiga qaramaydigan bo'lsangiz, beparvo tashab qo'ygan, ha, insob bergani o'qir, aytaverib charchadim, aytaverib zerikdim. Alloh insob bergani o'qir. Unaqa bo'lmaydi. Ha, har safar aytgan ishingizni bajarmasa, ham shunaqa deysizmi? Ha, o'zingizni haqqingizni undirib olasiz. Yeyapsan shu uyda, qilasan deysiz. Namozchi. Bir kishi, qaytaramiz hadisni, o'zi rioya qilish kerak bo'lgan kishilarni, oila a'zolarini, ayolini, farzandlarini, o'g'lini, qizini beparvo tashlab qo'yishligi yetarli gunoh bo'ladi. Shuning uchun bugun borib so'raylik. Hozir juma namozidan keyin borib, o'g'lim, qizim, peshinda o'qidingizmi? Agar kishina bo'lsa. So'ranchilmi derdi. Siz ketyotib aytdingizmi o'zi namozingizni vaqtida o'qigan deb? Tinchlikmi, dada? Nabi sallallohu alayhi vasallam aytganlar: "Kullukum ro'in va kullukum mas'ulun an ro'iyatihi." فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. Sizlarning har biringiz boshliqsiz. Har biringiz o'z raiyati haqida mas'ulsiz. Kishi o'z uyida boshliqdir va ular haqida mas'uldir. Qiyomatda javob beriladi farzandlar benamoz bo'lganligiga. Darsimizni boshlayotgan hadisga qaytamiz, chunki keyingi aytadigan bandimiz, nuqtamiz aynan mana shu ma'noni o'z ichiga olgan. Farzandlaringizni ular 7 yoshga yetganlarida namozga buyuring. 10 yoshga yetganda esa agar o'qimasalar yengil uringlar hamda yotoqda joylarini ajratinglar. Yotadigan joyini ajratishning masalasi. Kichkinaligida aralashib yotaveradi. Endi payg'ambarimiz aytayaptilar, 7 ga kirganda namozga buyuringlar, 10 ga kirganda uringlar va ana shu yoshlarda joyini ajratib alohida qilinglar. Bu o'rinda shuni tushunish kerakki, o'g'il bola bilan ham yotib bo'lmaydi. Qiz bola bilan ham yotib bo'lmaydi. Joyi alohida bo'lishi kerak. Nabiy sollallohu alayhi vasallam shuni aytdimi? Demak, hikmat katta. Musulmon odam tamom. Payg'ambarimiz aytdi, qilaman deydi, surishtirmaydi. Lekin orqasida shubhasiz hikmat katta. Tushunarlimi? 7 yoshga yetgan paytda o'g'il bola bilan ham birga yotmaydi, bitta to'shakda.
Kız bala, kız bala bilan yatmaydı. Joyi alohida qilinadi. Bu ixtiyorimizdagi narsa emas bu ham. Xo'p, endi uy ko'p bo'lmasa-chi, endi bu yerda alohida xonada yotishlik imkoniyat bo'lmasa, ana shu bitta xonani o'zida karavotini ikkiga tashib qo'yish mumkin. Agar xona tor bo'ladigan bo'lsa, shu yana xatar aytaman, bu ixtiyorimizdagi narsa emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyuryaptilar bizga. Yettiga kirdimi, joyini boshqa qil. Musulmon bajaradi. Keyingi aytadigan nuqtamiz farzandlarga izn so'rashda ta'lim berish kerak. Farzandlarga ota-onani xonasiga kirishlikda izn so'rashni ta'lim berishlik kerak. Eshik yopiqmi, parda tortiqmi, o'rgansin bola, ruxsatsiz, izinsiz o'tmasin. O'zi yosh bolaning tabiatida qiziqish bo'ladi. Yopiqmi, ochib ko'ray deydi. Tortib qo'yilgan parda ochib ko'ray deydi. Ya'ni nima uchun, qayerda, nima kim bilan, yosh bolaning tabiatida bor bu narsa. Shu narsani ota-ona yoshligidan ta'lim bersin. O'zi musulmonni ziyoratdagi axloq degan darsimizga bir qaytadigan bo'lsak, eshik, darvoza, ko'chani hovlini darvozasi ko'chaga chiqadigan tomoni ochiq bo'lsa ham musulmondan qaramaydi ham. Assalomu alaykum, kim bor? O'zimiz akamizni uyiga kirib keldim. Mumkin emas. Ana shu o'zimiz akaxonni uyiga kirib kelayotganim qattiq gunohkor bo'ladi. Chunki Alloh taolo aytgan, izn so'ranglar degan. Endi shu odam shunday kirib ketyaptimi? Demak, yoshligidan ta'lim berilmagan. Alloh taolo aytadi. Yana qaytarib aytamiz bu gapimizni. Shu haqida ham Alloh taolo Qur'onda oyat nozil qilgan. Agar bu yengil masala bo'lganida Alloh Qur'onda oyat nozil qilmas edi. Bu mavzuni Qur'onda aytmagan bo'lar edi. Astag'inu billah. Ya ayyuhallazina amanu ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. Dinimiz hatto mana shu yotoqxonamizga farzandlarimizga kirish chiqishligidagi odobni ham ta'lim beryapti. Qarang, biz uchun oddiy narsa yo'q bu. Biz uchun hali mayda masala yo'q. Yo'q, mayda emas ekan. Alloh aytayaptim demay mayda emas. Alloh aytadi. Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz uch vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. Uchta vaqt bor. Balog'atga yetmagan bo'lsa ham bola ota-onani huzuriga kirishlikka izn so'rashligi kerak. Mana shu aytilgan uchta vaqt qaysi? Ey mu'minlar, qo'l ostingizdagi qul va cho'rilaringiz hamda o'zlaringizning balog'atga yetmagan bolalaringiz uch vaqtda huzuringizga kirish uchun sizlardan izn so'rasinlar. Birinchisi, bomdod namozidan ilgari. Peshin vaqtida issiqdan kiyimlaringizni tashlagan vaqtingizda va xufton namozidan keyin. Bu uch vaqt sizlarning avratlaringiz ochiq bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtlardir. Ko'ring, inson o'zini ayoli bilan yolg'iz qolar ekan o'zini xonasida kiyimlarni biroz yengillatishligi mumkin. Avratlarni ayrim bir qismlari ochilib qolishligi mumkin. Mana shu holatini balog'atga yetmagan bolasi ham ko'rishligi kerak emas. Qani balog'atga yetmagan bolalari ham avrati ochilganini ko'rmasligi kerak. Endi nonushtaning ustida o'g'lini qizini oldida ichki kiyimida o'tiradigan otalarga nima deymiz? Mana issiq kunlarga kelyapmiz, kiyimlar yengillashni boshlaydi. Balog'atga yetmagan bolang ham bomdod namozidan ilgari. Kun issiqligidan uyiga kirib, kiyimini yechib, bir qator yengillaydigan paytda va xufton namozidan keyin balog'atga yetmagan bola ham ruxsatsiz kirmasin uylarga deyapti. Bu islom qanchalik hayo, qanchalik odob dini ekanligini shundan bilib qo'yilikki, kichkina bolaligidan o'rgansin mana shu narsaga. Yaram yalang'ochlik emas. Ta'assuf, shunday zamonda yashayapmizki, ko'chadagi yurgan holatlari odamlarni, qizlarni, ayollarni. Bu o'zini xonasida yolg'iz qolgandagi holatimi yoki ko'chada yuradigan holatimi farqiga borilmay qolgan. Va mana shu narsani akalar, ukalar, mahallangizda bo'ladi, qo'shningizda bo'ladi, qarindoshingizda bo'ladi, shu kalta, tor, yalang'och chiqib ketayotganligini ko'ryapsizlar.
Müslüman adamın hamiyeti, gururu buluşluğu gerek. Hiç olmasa mahallede ötüp getirdiğimizde, oy, sen üstünde uzurak giyin, bırakılıp yürüp, Müslüman mısın sen ahir deyip az yine bir uyatırıp koyuşluğu gerek. Peygamberimiz atken, sallallahu aleyhi ve sellem, kim ileride içeride bir münker dikiyorsa, kolu bulan deyip koysun. Fa illam yastati, fa binisanihi. Eğer kolu bulan deyip koyamasa, aytip koysun hiç olmasa, tılı bulan deysin. Eğer gebrişlikken kuvvet yetmese, yaman körsün. Eğer yaman körüşen yok buladı, yanmasa bu faşkını körüp durur. Bu adamda imanı kanaka imanı kim? Aksinçe eğer tam aşakalıyken bulsa, şimdi yakalım. İşte sizi, beni, mahallemizdekilerde, kızları, apaları, ayolları, eteyle eğer erleri bilmese, akeleri, ataları bilmese, sinin kızı meraklı yürüp de, Allah'dan korkun, daha yüz bulma gendi. لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاهُمْ بَعْدَهُمْ Ular öşe vaktlerden soyun. İzin soru ve kirişleri de sizler gehen, ular gehen günah yoktur. Bana şu üçte vaktten başka payda şuna kirip gelse günahkar bulunmuyor. Çünkü boya getirken deyik, avratlar yapılgen halatı oladı. Özünü insan anca nazarat kuturgen halatı oladı. Ateyine açık gerek. Balam eşi yapıp mı? Açık girmeyin. Takılatın ruhsat sorayın. Ve ateyine özüyen örgetsin. Şu balamı hanesi kirekken de yapıp olsa bir takılatı koysun. Ha, ben özüm balam. Her kıl halatta buluşun. Bu hem kimin anlaştırırken buluşun mümkün. Bilmiyorsun. Çünkü ateyine özü yapıp eşike kirişten avaldı. Ruhsat sorayken de yine körse bunu yapmamak lazım. Örgene de kuttu sigaretti. Kalamdı sigaret kılıp işleşti örgen geldik. Farzandlar Alloh taoloning bergan ulug' ne'mati. Farzandlarning tarbiyasi haqida bu aytganlarimiz bir ozgina qismi xolos. Bu haqida uzoq bir darslar qilinishi kerak. Lekin Alloh qodir qilganicha vaqtimiz yetganicha aytib o'tdik. Yana qaytaraman, aytilinadigan gap bundan o'zi asli bir necha barobar ko'p. Inshaalloh buni ham bir aytamiz. Farzand. Farzand degan ne'mat bu pul bilan topilolmaydi. Mansab bilan farzand degan ne'matga erishilmaydi. Mehnat qilib ham topilmaydi farzand. Bu pul masalasida mehnat qilsa topiladigan. Alloh taoloning inomi hadiyasi edi. Odam o'zini uyini sotishi mumkin. Mashinasini xolasa, minadi xolasa, berib yuboradi, xoligani qilishi mumkin. Ammo farzand unaqa emas. Mashina ham bilan, moli dunyoyi bilan xoligan muomalani qil. Ammo farzand bilan emas. Çünkü farzand bilan qanaqa muomala qilish kerakini shariat islomga ko'rsatib bergan. Xushimiz kelganidagi muomala qilmaymiz. Xolasam tarbiya beraman, xolamasam yo'q, unaqa gap bo'lmaydi. Chunki Alloh taoloning bergan omonati, bu omonatni qo'ygan zot albatta sizdan so'raydi uni. Alloh farzandni berdi, unga qanaqa muomala qilishni ham o'rgatdi. Farzandlarga bizning ustimizdagi haqqini va bizning ulod ustidagi haqqimizni bayon qildi. Biz xolaganimizni qila olmaymiz. Hala yanımızı kılamayız. Eğer farzantlar terbiye körgen bulsa, birinci kimge faydası değil onlarda? Ateyine gel. Demi ateyine mehnat kısın eken, terbiyesi bulan şugurlansın eken. Eğer de farzant ham satıladığın bir büyüğün boyanı da, farzantlar ham satıladığın büyüğün boyanı da, en bazarı çakkan farzantlar kaysalar bulardı. Terbiyeliler. Şundan birinci terbiyeliğini kıdırardı eğer bir faras kısak satıladığı anlarsa. Kime insanca fayda keltiradığı anlarsa. Kime insaniyetke fayda keltiradı. Uzakını yakın kıladı, ağırını. Kaçan fayda keltiradı kime? Suudu üstüde dursa. Su olmasa kime fayda keltirmiydi. Kud düşünce o şekilde farzan fayda keltirmiydi eğer onlarda terbiye degen su olmasa. Farzan kime, terbiyesi su. Su ne üstüde kelime turganda fayda bergandik. Farzandlar bizga qachon fayda keltiradi? Tarbiyali bo'lgan paytda. Farzandlarning tarbiyasi ko'proq birodarlar darsimizda hozir yetib qoldik. Onalarga bog'liq. Payg'ambarlarning tarixidan bir qancha narsani bir eslaymiz. O'zimiz bunga amin bo'lamiz. Erkak kishi ko'chada yurganligi vajohidan farzandlar bilan uzoq muddat birga bo'la olmaydi. Ko'proq onalari birga bo'ladi. Onalar farzandini ko'proq tarbiya qiladiganlar.
İmam Buhari rahmetullahi aleyh, otası yaşlı çağda vahmat edip getirdi. Büyük muhaddis buluşuna sebep olan kim idi? Onasıydı. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, o kişi etimlerde anasının karnı deliği dediğilerdi, bazı rivayetlerde şey, anasının iman edilen vakitte otası otup getirdi dedi. Büyük, fakih alın buluşuna, bir maska başsı buluşuna kim sebep oldu? Onası sebep oldu. Çünkü kareli buradalar üylenirkenimizde, farzatlarımızda, kelin isteyken baytımızda kareli. Çünkü bizim nebirelerimizi, farzatlarımızı terbiye kılabiyonları, onaları buladı. İkide peygamber, hayatıdan Musa. ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مُرَاتَ الْنُوْهِ وَمُرَاتَ الْلُوْتُ كَانَتَ تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا Allah kafir bo'lgan kimselerge Nuh'nin ayolı ve Lut'nin ayolunu misol keltirdi. İkide peygamberinin ayolunu Allah kafirlerge misol keltirdi. O ikisi bizim bandalarımızdan iki salih banda kol asıdı ediler. Bas o ayollar Nuh ve Lut'ge hıyanat kıldılar. Yani bu tuşek hıyanat emas. Peygamberlerde şanıda bu neresi bu mu yani? Akide hıyanatını kılıştı. Kafir idi. Eğri peygamber idi lakin kafir idi ayollar. Nuh aleyhisselam parvardigarga dua kıldı. Rabbi la tazar alal ardı minel kafirine dayyara. Yeryüzünde bırak da kafirini koymadı. Dua ibad kıldı. Dünyanın su bastı. Nuh aleyhisselamın hemen farzantları çıktı kemege. Fakat yine bitti ayalı kafir idi. Mana şu ayalının farzantı boyan oğulayım kafir idi. Ya buna irkeb ma'na. Ey balam kemege çıkımız bilen dedi. De gene de ben takka çıkıp alamam, kutulup alamam dedi. Peygamberdi balasıydı. Otası büyük insan idi. Ulul azmine rusuldu balasıydı. Lekin anası kim idi? Anası kafir idi. İbrahim Halilullah hayatıya müracaat kılamız. Hacer'le oğlu İsmail aleyhisselam bilen hiç kendi ekin tikir bomiydi gön. Bekke vadisiye varıp taşak ketti. Kayıt yaptı. Ey İbrahim taşak ketesin mi biz bu yerge? 85 kekir gönü görgen burada ana balası. İbrahim aleyhisselam Rabbisinin büyürüğünü bacar yaptı. İnne meket yaptı. Ey İbrahim taşak ketesin mi biz bu yerge dedi. İnne meket yaptı. İrini enbiyalardan ekerliğini, Allah'ın nebisi ekerliğini bilgen Hacer. Allah amareke bihada. Allah buyurdum ya şu işte dedi. Ha dedi. İzen len yüde yana. Ha Allah buyurdu dedi. Buldu kaldı dedi. Onu deyip olsa Allah bizi zayi kımıydı dedi. Bu ayağını farzanı kim buldu? İsmail aleyhisselam. Ona kekirgen İsmail aleyhisselam diye otaz gelip ayette. Ey oğulcan, benim tüşümde sizi soyukkenliğimi gördüm. Fanzur mâdâ tara dedi. Tüş gördüm, tüşümde sizi soyukkenliğimi gördüm. Ne değil siz dese? Bu Hacer'ni balasa değindi bu. Ya abatif almâ tu'mer, sataciduni inşallahü mine sabirin. Ey otacan, büyürülgenle sana becerin. İnşallah beni sabır ekenliğimi görasıdır. Bu yan peygamberde balası. TV'deki çöküp girken peygamberde balasıydı. Fark nemede buldu? Fark onalarda buldu. Çünkü yelkenimizdeki amanat bugün farzatlarının terbiyesi bilen, şugulluna duyan, onalarını tollaştığı da dikkat kılıçlığımız gereği buladı. Allah subhanahu ve ta'ala özü razı bugün bendeler kadar yokuşken bulsun. Müslümandan vefat kıyandan ki amelleri tohtarırken üçte amaldan savab barıp duradı. Kaldırıp gitken faydalı ilmi bulsa savab barıp duradı. Adamlar faydalanır diken sadaka cariyeni koyup gitken bulsa savab baradı. Ya ki hakkıya dua kutturadı diken salih farzan kaldırken bulsa arkasından savab barıp duradı. Allah subhanahu ve ta'ala artımızdan dua kıladı diken salih farzanlarla hemen ziyata etken bulsa. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا Parvardigor, özün bizlerge cüfte halallarımızdan ve zürriyatlarımızdan şad-ı hurramlik hediye etkin ve bizlerini takvadarlarge peşeva kılgın. Akulu kavli hâdâ ve astagfirullah li ve lekum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuhu.